Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler kanaat önderlerinin girişimiyle barıştı. Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı yüzünden Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammed Alyamac'ın yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavga sebebiyle aileler arasında başlayan husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı. Bismil Kanaat Önderleri Derneği'nce oluşturulan heyetin girişimiyle Taş, Alyamaç, Azat, Özdemir ve Karakoç ailelerinin fertleri arasında barış sağlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende barışan ailelerin fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek dualar eşliğinde el sıkıştı. Bir insanın hayatını kurtaran bütün insanların hayatını kurtarmış gibi oluyor. Barış yapan ailelerimizin de birlikleri, beraberlikleri daim olsun. Celal-ı Kadim'in altından geçtiler. Dua ettiler. Allah'a söz verdiler. Rabbim sözlerini, dualarını ilelebet payidar eylesin. Sulh için adım atan, nefsini yenik düşmeyin. Toplumun, Allah'ın vicdanını kendilerinden beklediği bu sırf için adım atan, kabul eden ailelere teşekkür ediyoruz. Biz iyiliği seçeceğiz. Biz barışı seçeceğiz. Biz kardeşliği seçeceğiz. Siz sadece bu barışla kendi aranızdaki bir muhabbeti sağlamadınız kardeşlerim. Siz bu barışla Bismil'in geleceğine de bir katkı, Bismil'in geleceğine de bir katkıda bulundunuz. Taketil Kur'an-ı Azim ve bi hurmeti men arsaltehu rahmeten lil alemin. İmanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.